Hayal et, 1980'li yıllarda Almanya'da 13 kişilik kalabalık bir aileye doğdun. Hepiniz tek odalı, hücre gibi bir evde yaşıyorsunuz. Baban bir çocuğun görmemesi gereken ne varsa tüm ailenin gözü önünde her şeyi yapıyor. Ve yine baban 13 yaşındaki kız kardeşine yaptıklarından sonra hapishaneye girdiğinde sen çoktan korkunç bir insana dönüşmüştün bile. Çocukluğundan idamına kadar 46 kişiyi öldürdün ve kanını içtin. İdam edilmeden önce ne yemek istediğini sordular. Buna nasıl cevap verirdin? Evet arkadaşlar, bugün sizlerle idam mahkumlarının ölmeden önce yemek istedikleri son yemekleri deneyeceğiz. İlk mahkumumuz Amerika'da bilinen ilk kadın seri katil olan Aileen Wuornos. Bu ablamız bir bardak kahve istemiş. Düşünüyor, yani insan neden ölmeden önce sadece bir bardak kahve ister? Ben istemezdim. Bomboş bir, yani neden ya? O kadar şey varken neden kahve istiyorsun? Bu ablamızın seçiminde bir meymenet yok. Çünkü ablanın kendi hayat hikayesinde de bir meymenet yok. Bu ablamızın babası çocuk hapse giriyor. Annesi diyor ki ben bu çocuklara nasıl bakayım? 4 çocuğu var. Bunu nasıl bakayım deyip bir hostele bırakıp bunları terk ediyor. Kız göze uğruyor, hamile kalıyor, yetmiyor. Bundan sonra hayat kadını oluyor. Erkeklerden nefret etmeye başlıyor. Diyor ki erkekler ölsün deyip lezbiyen olmaya karar veriyor. Ve lezbiyen karısı için güzel bir hayat sunmak adına otostop çektiği erkekleri öldürerek para kazanıyor. Seri katilimizin hikayesi bu şekilde. Karısını mutlu edebilmek için para kazanmak istiyor. Adam öldürüyor. Yani kadın aslında o kadar değişik ki kafası. Hem zaten erkeklerden nefret ediyor. Erkeklerin zaten ölmesini istiyor. Hem de para kazanmak için onları öldürüyor. Ve bu kadın nasıl yakalanıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Alkolik olduğu için kendisi bir bardağa saçma sapan hareketler yaparken yakalanıyor. Boş. Yani dünyanın en boş hayatı ya. Bu hayattan daha boş bir hayat okumadım ben. Çok üzüldüm ama. Bunu da herhalde şey demiş. Aşko, ben kahve içmeden ölemem ya. Olmaz deyip istemiş. Çok boktan bir seçim. Ben olsam bunu seçmezdim. Bu arada bir ara mesela alkol isteyenler oluyormuş. Reddediliyormuş. Kadın o yüzden kahve istemiş olabilir belki. Hani kahve sigara yaparım diye düşünmüştür diye tahmin ediyorum. Kadın erkekler kapatısının gerçekten mucidi yani. Çok üzücü bir hikaye. Vizyonsuz yani. Vizyonsuzluktan başka bir şey değil bu kahve istemek bu arada. Bir diğer vizyonsuz arkadaşımız David Leon Wood. Bu arkadaşımız dünyanın en vizyonsuz aptal insanı olabilir arkadaşlar. Bu abimiz bir pizza, bir de Bombini pastası istemiş. Bu aptal abimizin hikayesine gelecek olursak, yani tarihin en aptal hırsızlığı sadece bir televizyon çalmak için, 3 tane arkadaşıyla tek bir televizyonu çalmak için bir eve giriyorlar ve hani 80 yaşında yaşlı bir adamı bıçaklıyorlar. Kanka, adamı sadece çekil desen bile adam çekilirdi zaten. Neden adamı bıçaklayarak öldürüyorsun? Neyse, içeri giriyorlar, televizyonu alıyorlar, çıkıyorlar. Yani aptal hikaye burada bitiyor sanıyorsan, hayır. Sonraki gün adam vicdan azabını çekiyor artık, ne oluyor bilmiyoruz. Gidiyor, polisi arıyor. Burada ben bir ölü buldum diyor polisi, çağırıyor. Gerizekalı, ebe aptal, ebe beyinsiz. Gerçekten hiç mi aklın yetmedi ya? İnanamıyorum. Tabii ki annesi de bu çocuğun adamı öldürdüğünü düşünerekten çocuğunu ispitliyor. Çocuk da itiraf ediyor sonra zaten. Evet, ben öldürdüm diyor. Yani salak ya. Salaklığına çok üzüldüm ve bu arkadaşımız bir adet pizza istemiş ve bir de pasta istemiş. Öleceği günden 3 ay sonraymış galiba doğum günü, ama doğum gününü kutlamak istemiş. Ailesiyle birlikte bunu yemişler afiyetten. Yani leş. Leş bir hayat, leş bir ölüm. Ben bu suçluların hayatlarını okurken içimden şey dedim ya, bu kadar mal olunmaz ya hayatını mahvetmek için. Ama zaten bu insanların %80, hatta %100 bile olabilir, hepsinin akıldan sıkıntıları var yani. Şizofren, paranoik, her şey olabilir. Çok güzel. Şeyi söylesene harbiden, ne? Gerçekten sen ne menü oluştururdun kendine? Ben ne isterdim biliyor musunuz? Lahmacun isterdim, İskender isterdim. Hepsinden yemeyeceğim zaten, böyle birkaç kaşık yerim. Yine böyle çilekli pasta isterdim ama böyle full kremalı. Çilekli limonata isterdim. Böyle büyük boy ayran isterdim. Bir sonraki mahkumumuz Doug Steffner. Bu pedofili mahallesindeki çocukları ardından onları yiyormuş. Hatta o çocuklara da yediriyormuş. Birbirlerinin etlerini yediriyormuş. Bu küçük evladımız ölmeden önce yemek istediği son şey bir çocuk. Hem de Asyalı olmayan 8 yaşından küçük bir çocuk olmuş. Evladının fotoğrafını burada görüyorsunuz. Bir paga benziyor kendisi. Göt gibi suratı. Fakat bu olayın gerçeğini şimdi size anlatacağım. Birçok YouTuber'dan, birçok insandan bu olayı dinlediniz. Bu olayın bu şekilde olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ama tamamen yalan.
Neden yalan olduğunu şimdi hemen size anlatıyorum. Bu dinlediğiniz tüm haberler, tüm fotoğraflar, bu fotoğraf bile hepsi yalan arkadaşlar. Belçikalı bir haber sitesi böyle bir haberi piyasaya sunuyor. Fransız bir haber sitesi bunu çok farklı bir şekilde alıp kendisine koyuyor. O da oradan alıp, oradan alıp gidiyor ve sonuçta bizim ülkemize de aynı bu şekilde servis ediliyor bu haber. Böyle bir insan ne var? Böyle bir haber ne var? Hiçbiri yok. Böyle bir insan yok dünyada. Yani belki çok eskiden belki çok farklı bir insanın görüntüsünü almışlardır. Birbirine şop yapmışlardır vesaire. Onu tam olarak bilmiyoruz ama böyle bir insan yok. Nereden biliyoruz bunu? Yayılan haberlerin birkaçında şu şekilde yayılıyor. İşte yok Texas eyalet bilmem nesi 25 bin liraya çocuk satın aldı. Yok Afrikalı bir çocuk getirttiler. Yok işte bir aile çocuğunu satmak istedi gibi böyle haberler yayılıyor. Son olarak Texas eyaleti şöyle bir açıklama yapıyor. Diyor ki Texas Ceza Eyalet Bakanlığı'na göre Doug Steffener adlı hiç kimsenin idam edilmediği veya edilmek üzere olduğu gerçeğini olumsuz kanıt olarak sunuyoruz diyerek tüm listelerini açıyor. En başından şu ana kadar olan tüm listeleri açıyor ve o listede böyle bir insanın hiç var olmadığını görüyoruz. Gerçekten insanın aklı duruyor. Neden? Neden böyle bir yalan söyleme gereği duydunuz? Neden? Neden ya? Kanka. Hiçbir YouTuber bunu araştırmadı mı? Yani benim zaten aklımı durduran şey o. Hani hadi böyle bir haberi Belçika yaptı. Diğer güzel arkadaşlarım, diğer YouTuber arkadaşlarım. Siz de hani videonuzu yaparken hiç Google'a girip kanka bu Doug Steffener kimmiş ya deyip aratmadınız mı kanka neden ya? Zaten Türkçe içerik asla çıkmıyor. Hani yabancı kaynaklardan böyle açıp bakmanız gerekiyor. Ben böyle bir durgunluk yaşadım. Çünkü arıyorum adamın gerçek hikayesini, önceki hikayesini öğrenmek istiyorum. Adam çok farklı bir boyut. Çocuk öldürüyor, çocukları birbirine çok değişik, korkunç bir insan. Dedim bunun çocukluğu nasıldır acaba diye düşünüp hayatını araştırmak istediğimde böyle bir insanın hiç var olmadığını öğrendim. Ve hayatımda yaptığım en boş araştırma ve en boş dakikalarda hani en sonunda şöyle oldum. Tüm araştırmaları yaptım. Çevirilerden böyle bir sürü ne bileyim İspanyolca falan çeviri yapıyorum. En son şöyleydim bilgisayarın karşısında. Koyayım ya. Böyle oldum. Üzücüydü. Yani kısaca kandırıldınız. Evet, bir sonraki katilimiz Velma Barfield. Bu kadın katilimiz tam 6 kişi öldürmüş. Hem de içerisinde annesi bile var. Bu ablamız ne istemiş? Bak çok tontiş bir abla. Çok tontiş. Gerçekten bu kadar tontiş bir abla 6 kişiyi nasıl öldürmüş dersiniz. Ve neden bir cips ve kola istemiş? Çocukluğunu yaşayamadığı için belki de. Bu ablamızın arkadaşlar çok boktan bir ailesi varmış küçüklüğünde. Çok trajik bir şekilde büyüyor. Yani hepsi gibi. Hepsinin hayatı bok gibi. Çok bok gibi büyüyor herkes zaten. Neyse. Bu abla artık anlatılan kaynağa göre ağrı kesici diye söylüyor. Ağrı kesiciye bağımlı diyor ama uyuşturucu da olabilir bu. Uyuşturucuya bağımlı bu ablamız sürekli bir yerden para temin etmeye çalışıyor ve arkadaşlar eskiden Amerika'da büyük buhran diye bir zaman var. Büyük buhran yaşandığında bir sürü kadın katil ortaya çıkıyor. Ve bu kadın katillerin bir ortak noktası var. Hepsi siyanür kullanıyor. Çünkü çok basit bir öldürme tekniği. Bunun içine bir damla atıyorsun ve ben 6 saat boyunca anıra anıra böyle kusarak ölüyorum ve hiçbir yerde kayıtlarını bulamıyorsunuz. Basit. Ve çok ucuz. Böyle 10 pound'a falan alıyorlarmış. Bu ablamız da aynı şekilde öldürmesinin sebebi de şu insanların yani en büyük sebeplerinden bir tanesi de gıcık oluyor. Gıcık olduğu insanları siyanürle zehirleyip öldürüyor. Annesini öldürüyor bu ablamız. Sonra kocasını öldürüyor. Ondan sonra gidiyor mesela bir iş yapıyor tamam mı? Bir kadınla yaşlı bir kadını yaşlı bir dedemizin bakıcılığını yapacak. Horluyorlar. Çok ses çıkarıyorlar diye öldürüyor. Zehirliyor herkesi. Böyle kadın çatır çutur herkesi zehirliyor. En sonunda hani diyorum ya kocasını öldürdü diye. Çocuklarından bir tanesi diyor ki ya diyor benim babam sapasağlamdı. Ne oldu bu adama? Şak diye gitti bir anda. Bu böyle hemen çocukları böyle yapınca kadın çocuklarını da zehirlemeye kalkışıyor. Fakat yakalanıyor en sonunda. Çünkü çocuklar diyor ki ben babamın otopsisinin yapılmasını istiyorum. Eski zamanlarda böyle bir de şey yok. Herkese otopsi yapmıyorlar öldükten sonra. Evet bu adamın nesi varmış? Midesi yanmış. Mide yanması bir de. Ölüm sebebi ne? Mide yanması. Poğaça yemiş. Aynen poğaça yemiş. Çok boktan gerçekten inanılmaz. Ve bu ablamız peynirli bir cips ve bir kola istemiş. Vizyonsuz. Bayılıyorum böyle hikayelere. Hevesli hevesli anlatıyorum ama yani bu kadın çöpe atsalar almam bu kadın. Beni de zehirler diye korkarım. Bir de kadın o kadar şeymiş ki böyle dozuna kadar biliyor. Mesela hani ufacık attım sabaha kadar kustun ama ölmedin. Bir damla koydun falan oluyorsun. O zamanlarda kadınlar birbirlerine yemek tarifi verir gibi siyanür tarifi veriyormuş bu arada. Bu siyanürün ortaya çıkmasının sebebi de şu şekilde oluyor. Kadınlar mesela boşanamıyorlar ya kocalarından. Kadınlar kocalarından boşanamadıkları için ben ne yapayım buna ne yapayım ne yapayım öldüreyim.
öldüreyim ama nasıl öldüreyim? Kafasını kesersem beni bulurlar hemen ama zehirlersem bulamazlar diyerek zehirliyor, ölüyor. Başkasıyla evleniyor, sıkılıyor, dayak yiyor belki. Öldürüyor. Ha, nafaka da alıyor. Nafakasını da alıyor böyle. Oh temiz. Oh cenaze parasını da aldım. Adamı da öldürdüm, başka adama geçtim. Daha yakışıklı, daha zengin bir adam. O daha yakışıklı, zengin adamı da öldürürsem daha çok para alırım. Üf falan diyerek böyle sürekli adamları zehirleyip öldürüyorlar. Ve çok uzun yıllar tabii ki bu kadınlar yakalanmıyorlar. Çünkü dediğim gibi otopsileri yapılmıyor o insanların. Evet, bu vizyonsuz ablamızı da geçiyoruz. Evet arkadaşlar, bir sonraki mahkumumuz George Stinney. Bu mahkum diye nitelendirdiğimiz çocuk aslında 15 yaşında bir çocuk. İki tane beyaz kız çocuğunu öldürmekle yargılanıyor, suçlanıyor. Çocuğun gerçekten burada suçlu olduğunu bilmiyoruz. Çocuğun gerçekten suçlu olduğuna dair bir kanıtı yok, bir delil yok, hiçbir şey yok. Sadece bildiğiniz gibi Amerika'nın eski zamanlarında suçlu olmak için siyahi olmanız gayet yeterli bir sebep. Oradasın, sadece orada bulunuyorsun. Ha, siyahi misin? Tamam, suçlu sensin, atın bunu. Ve 15 yaşındaki bir çocuğu daha hiçbir delil bulunmadan idam ettiler. George'un en son istediği şey bir bardak süt. George bu elektrikli sandalyeye, yani elektrik verilecek olan sandalyeye oturduğu zaman boyu yetmiyor. Çünkü bu yetişkinler için yapılmış bir sandalye. Ne kafasına takılan şeyin kafasına oturuyor, ne yüzüne takılan maske oturuyor. Bu çocuğun altına incil yerleştiriyorlar boyunun yeterli olabilmesi için. Yüzüne takılan maske büyük olduğu için düşüyor ve çocuğun gözünden akan kanı, kan şeklinde akan yaşı bile oradaki izleyen kişiler görüyor. Normalde böyle şeyler görünmüyor. Buradan bile sadece bir çocuğa böyle bir cezanın verilmemesi gerektiğini aslında anlayabiliyoruz. Hani her şeyin bir sınırı var madem. Bir çocuğa madem 18 yaşından, 21 yaşından önce alkol alamıyor, o zaman 18 yaşından küçük bir çocuğu da idam etmemeniz gerek. Kirdi diyeyim. Sanki benim çok bir rolüm varmış gibi burada. Etmemeleri gerekirdi. İnsanı üzüyor gerçekten bu hikaye. Onun dışında 70 yıl, tam 70 yıl sonra biri çıkıp diyor ki ben bu davayı akıllı bir şekilde kapatmak istiyorum diyerek George'un davasını tekrar mahkemeye çıkartıyor ve suçsuz olduğunu ortaya çıkartıyor. Bu şekilde George 70 yıl sonra suçsuz kabul ediliyor ama yaradı derseniz hiçbir s**me yaramadı. 15 yaşında bir çocuk öldü. Bu anlattıklarımdan etkilenmediyseniz, sizi ağlatmadıysa eğer, Yeşil Yol filmini de izlemenizi öneririm. Bu hikayeden esinlenerek yapılmış bir film diyerek bu suyu da içmeden geçiyorum. Bir sonraki ruh hastamız, pardon, bir sonraki mahkumumuz bir zeytin istemiş arkadaşlar. Küçücük bir zeytin. Bu ruh hastası arkadaşımızın hikayesine gelecek olursak, gerçek bir ruh hastası. Ben bu adamın şizofren olduğunu düşünüyorum bu arada. Manyak bir gün bir tane otel tutuyor ve o otelde doktor şeylerine bakıyor. Doktorların numaraları yazıyormuş o zamanlar bir tane defterde. Doktor numaralarından bir tanesini seçiyor ve arıyor. Diyor ki benim karım şu an ölüm döşeğinde, gelip bakmanız gerekiyor diyor. Adam, doktor geliyor eve. Adam geliyor, bunu bıçaklıyor, öldürüyor, gebertiyor. Sonra çıkıyor, çantasını da alıp, doktor çantasını alıp çıkıyor. Bir de doktorun arabasını çalıyor, gidiyor. Kaçarken bu manyak bir de başka bir eyalete gidiyor. Başka bir eyalette bu doktorun arabasını satarken yakalanıyor. Ve polise verdiği ifade çok şaşırtıcı. Diyor ki, doktoru ben öldürmedim. Yanımda bir tane uyuşturucu bağımlısı otostop çekti. Doktoru o öldürdü ve ben de o uyuşturucu bağımlısını öldürüp nehire attım. Hiçbir mantık yok. Adamın hikayesinde hiçbir mantık yok. Sıfır mantık. Ben şizofren olduğunu düşünüyorum. Neden? Bence hayal etmiş. Hani iki kişiliği var bu adamın. Birisi işte o uyuşturucu bağımlısı olan kişiliği. Uyuşturucu bağımlısı olan kişiliği bu adamı, doktoru çağırıyor, öldürüyor o uyuşturucu olan ilaçları alabilmek için. Sonra sanıyor ki o uyuşturucu bağımlısı olan kişiliği o doktoru öldürdü ve nehire attı falan. Böyle adam şizofren zaten bence kesinlikle. Bu adamın bir vaka olarak bakılması gerekirken bu adamı asmayı, öldürmeyi tercih ediyorlar. Ve adam da son olarak bu zeytini istiyor, yiyor. İçindeki çekirdeğini de şurada cebine atıyor ve o şekilde gömülmesini istiyor. Fakat tabii ki adamın cebinden onu alıyorlar. Kocaman bir ağaç çıkacağını ve insanlara barış getirmesini istediğini düşünüyormuş. Aptal. Deniyorum. Ya gerçek bir şovmen. Yani şovmenlikten başka bir şey değil. O yüzden şizofren diyorum. Çok büyük bir hayal gücü var adamın. Bunu ister misin ya? Ben istemem. Öleceğim. Öleceğim zeytin isterim. Sırf insanlara şov yapmak için ben dünyaya barış getireceğim. Zeytin de güzel değilmiş. İkizler burcu erkeği. İnsanlara bakın ben ölüyorum ama ölmeden önce de son şovumu yaptım demek için yapılmış bir şey. Yani bunu mu yemek istersin? Bunu yemek istememiştir bence. Ben bunu yemek istemem açıkçası. O yüzden boş hayatı olan boş karakterimizle geçiyoruz. Bir sonraki şizofren arkadaşımız Timothy McVeigh. Bu arkadaşımız arkadaşlar naneli çikolatalı dondurma istemiş. Ve bu manyak arkadaşımızın yaptığı şeyi anlatıyorum. Bu küçüklüğünden beri bombalara ve silahlara çok ilgi duyan bir arkadaşımızmış. Ve
Hatta büyüdüğünde bile sırf silah tutabilmek için güvenlik görevlisi olmuş. Ardından kesmemiş. Demiş ki ben askere gideceğim. O dönemde de Irak Savaşı var. Irak Savaşı'na gidiyor ve döner dönmez yaptığı şey Oklahoma eyaletindeki bir binayı patlatıyor. He ne var yani diyebilirsin ama o kocaman bir bina ve o binada 168 kişi ölüyor. 680 kişi de yaralanıyor. Ve çocuğu amacını da söylememiş ya. Neden yaptığını da hiç söylememiş yani. En sonunda bunu istemiş. Değişik lan bu dondurma. Çok ilk... Gerçekten diş macunu yiyormuşum gibi bir hissiyat var. Neyse bok gibi bir seçenek bence. Ölmeden önce bunu yemek istemezdim yani. Hayır bak normalde yerim ama ölmeden önce bunu mu yiyeceksin gerçekten? Ya ben gerçekten ölmeden önce böyle basit basit şeyler yiyen insanlara çok tilt oluyorum kanka. Öleceksin lan. Birazdan öleceksin yani saçmalık. Yani sırf zevk ya. Sırf böyle tatmin olmak için of bomba patlattım lan of binayı çökerttim. Diyebilmek için yani. Hani böyle kadın cinayetlerine bakıyorsun. Kadınların işlediği cinayetlere bakıyorsun. Kadın hayatını geçindirmek için çok sefil boktan bir hayatı var. Bir adamı öldüreyim de parasını alayım. Hani adam bir de özetmiş mesela ona. Genelde olaylar bu şekilde gerçekleşiyor çünkü. Adam onu özediyor. Kadın onu öldürüyor ve parasını alıyor. Ama bu evladının tek derdi bomba patlatmak. Başka hiçbir şey değil. Çok sinir bozucu. Allah belanı versin. Geçelim lütfen. Bir sonraki cinayetimiz ise yine bomboş bir cinayet. Benim içim daralıyor ya bu kadar salak olmanıza. Adam restoran soyuyor. Sonra kaçarken de bir polis memurunu vuruyor. Ve idam ediliyor. Çok garip. Gerçekten çok garip geliyor. Bana mı garip geliyor sadece? Hadi soydun yakalan kanka neden polisi vuruyorsun ya? Hani idam cezasına değer mi gerçekten? Mal. Bu arkadaşımız ne istemiş? Aslında vejetaryen pizza istemiş ama bizim vejetaryen pizzamızı kullandığımız için şu an vejetaryen olmayan pizzamız var. Yine de fark eder mi? Etmez. Yani adam da neden özellikle vejetaryen pizza istediğini anlamadım. Çünkü kendisi yemeyecek bu pizzayı. Bu pizzanın sokakta herhangi bir dilenciye verilmesini istemiş. Polis memuru da reddetmiş. Adam ayrı mal, polis memuru ayrı mal. Herkes neden yani bu hikayelerde mantık çerçevesinde hiçbir şey bulamıyorum ya. Hiçbir mantık, hiçbir şeye, hiçbir yere oturmuyor. Benim kafamda böyle bir şeylerin oturması gerek ama bu hikayelerde oturmuyor. Neyse adam yine de bir boka yarıyor. Ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? O eyaletteki bir sürü insan oradaki evsizlerin barınaklarının olduğu evlere, yani evsizlerin barınaklarına bir sürü vejetaryen pizza yolluyor ve adam ölmeden bir iyilik yapmış oluyor. Helal lan. Böyle boktan bir hikaye bu da. En azından evsizler beslenmiş. Bir sonraki psikopatımız Yoo Young Chol. Bu psikopat arkadaşımız bir Koreli. Bu arkadaş 1970'lerde Kore Savaşı'ndan sonra böyle çok büyük bir buhran yaşanıyor Kore'de. İnsanlar böyle zenginler çok zengin, fakirler aşırı fakir oluyor ve bu da böyle bir anda kendisinde diyor ki oğlum lan diyor ben kötü insanları öldüreyim lan. Bunların yaşamaya hakkı yok. Zenginler ölsün diyerek ilk başta zengin insanları öldürmeye başlıyor. Ve bunu yaparken de elinde çekici var bunun. Kırmızı bir çekici var. İnsanların kafasını parçalıyor bu şekilde. İlk başta zenginleri öldürüyor. Ondan sonra hayat kadınlarını öldürmeye başlıyor işte. Kadınlar orospu olmasın, fahişe olmasın. Bu çok kötü bir şey. Allah mısın sen? Konyalı olabilir. Bu şekilde yaklaşık 30 tane kadını evine çağırıyor, ilişkiye giriyor. Ondan sonra öldürüyor. Madem bu kadınlar fahişe olmasın, sen niye bu kadınlarla birlikte oluyorsun? Bu mu senin şeyin yani? Öldürüyor, yetmiyor. Kadınları parçalıyor ve bir poşetin içine koyup gömüyor. Bir de gömdüğü yerleri de böyle şey bırakıyor böyle. Unutmayayım buranın yerini diye. Kapak bırakıyor. Ne alakaysa kapak bırakıyor. Ve bu adam çok normal bir şekilde bunu devam ettiriyor. Ve bir gün yakalanıyor. Çok basit bir şekilde yakalanıyor. Ardından her şeyi nasıl itiraf ediyor biliyor musunuz? Çok normal bir şekilde. Aynı bu şekilde düşünün. Karşımda bir tane polis var. Diyor ki ben size yaptıklarımı anlatsam var ya ağzınız açık kalır. Yani bu övünüyor ya. Yaptığı şeyle övünüyor. O kadar mutlu ki yaptığı şeyden böyle. Ben mükemmel bir şey yaptım. Ben harika bir insanım diye övünüyor ya adam. Böyle yaptığı her şeyde teker teker gidiyor. Aha bunu burada yaptım. Bu şekilde yaptım. Bunu da burada yaptım. Bak buna böyle bir şey yaptım. Aklın almaz var ya bunu böyle anlatsam detaylı. Aklın almaz diye böyle polislere anlatıyor bunu. Ve o zamanki polisler dumura vuruyorlar. Lan böyle bir bok yapmadı kendileri. Sonuç olarak hani evet yakaladı ama hani sonuç olarak davayı kendileri çözmesi gerekir değil mi? Hani normalde o şekilde işler. Adamı böyle kafalarına vura vura adamın anlattırırlar. Bunlar hiçbir şey yapmadan bu adam çok rahat bir şekilde bunu burada yaptım, bunu burada yaptım deyince polisler diyor ki bizim bir sistemi değiştirmemiz gerekiyor galiba diyerekten polis kadrolarını değiştiriyorlar o dönemden sonra ve o polislikte çok farklı bir devrim başlıyor Kore'de. Zaten bilirsiniz şu an Kore en güvenlikli ülke diye geçiyor. Bu şeyini yapmışlar Netflix'te belgeselini yapmışlar. İzlemek isterseniz izleyebilirsiniz. Ben oradan izledim. Oradan anlatıyorum şu an bildiklerimi. O şekilde anlatıyorum.
siz de izlerseniz muhtemelen aklınız durur. Çok iğrenç bir insan çünkü. Bir de bu adamın ölmeden önce son isteğinin dişi bir köpek olduğunu söylüyorlar. Fakat bu koca bir yalan. Kore'de böyle bir sistem yok bir kere. Yemek yeme sistemi diye bir sistem yok. Ve 1980'lerden sonra yeni bir düzen geliyor ve Kore'de idam kalkıyor. Bu adam da sonsuza kadar hapiste kalacak demek oluyor bu. Bir sonraki manyağımız Düsseldorf vampiri Peter Kuten. Bu manyak kurbanlarını bir makasla, hani makasın iki şeyi var ya, saplayıp kanını içiyormuş. Ve ta küçüklüğünden başlıyor. 5 yaşında bir çocuk öldürüyor. 11 yaşında bir çocuk öldürüyor. Adam çok rahat bir şekilde 46 tane insan öldürüyor bu şekilde. Kanlarını içiyor, üz ediyor ve hiçbir şekilde yakalanmıyor. En sonunda yakalandığında da ölmeden önce kafasını kesilirken böyle bir ses duyarsınız ya. O sesi duymak istiyormuş arkadaşlar. Kanın akışını duymak istiyormuş. Bunun dışında bir de şunu söylüyor. Yaptıklarımdan asla pişman değilim. Aklım hala yapmadıklarımda. Tabii ki böyle demiyor. Yaptıklarımdan pişman değilim. Bu ne kadar saçma ya. Hem utanıyorsun yaptığın şeyden ama pişman değilsin. Ve benim aslında senin yaptığın şeyleri duymama hiç ihtiyacım yoktu yani. Keşke hiç böyle bir insan olmasaydı, seni duymasaydım. En son istediği şey de kanmış arkadaşlar. Kan içmek istemiş. Tabii ki bunu getirmemişler. Adama bir şarap getirmişler. Yani ben de şu an şarap içemeyeceğime göre hayatına böyle aç bir şekilde. Aa!